Merhaba arkadaşlar, Horizon Zero Dawn oyunundaki karakter Genshin Impact'e geliyormuş ve bedava olarak verilecekmiş. Şimdi paylaşmış oldukları habere Türkçe olarak bakalım. Karakterimiz adı Eloy, kralı bir karakter olacak. Tanımı başka dünyadan bir kurtarıcı. Karakterimiz adı Eloy, ok kullanıyor görüldüğü gibi. Başka bir dünyadan bir kurtarıcı şeklinde tanımlamışlar. Nasıl alınacağını da şu şekilde açıklamışlar. Adventure rank 20 veya üstü tüm gezginler, etkinliğe özel 5 yıldız karakter olan Eloy'u direkt oyun içi mail sistemi ile alabilecekler. Yani direkt mailinize gelecek. Bu etkinlik iki fazdan oluşacak. PlayStation kullanıcıları daha önce alıyor. Geriye kalan kullanıcılar daha sonra alıyor. Şu şekilde. Birinci fazda 2.1 güncellemesinin ardından 2.2 güncelleme bakımının başında, yani 13 Ekim'de etkinlik sürecinde tüm PlayStation 4 veya 5 sistemlerinde Genshin Impact'e giriş yapan gezginler direkt oyun içi maillerinden Eloy'u teslim alacaklar. İkinci fazda ise 2.2 güncellemesi ardından 2.3 güncelleme bakımının başında, yani 24 Kasım'da etkinlik sürecinde herhangi bir platformdan Genshin Impact'e giriş yapan gezginler ya da birinci fazda almamış olan PlayStation oyuncuları da yine direkt oyun içi mail sistemi ile karakteri elde edecekler. Karakter ile ilgili bahsedilen küçük bir bilgi var. Bunu da Türkçe olarak çevirdim. Bakalım. Yaptığım her şey ölüme değil, hayata hizmet eder. Bu yüzden burada seninleyim. Doğduğundan beri dışlanmış olan Eloy, kendisinden uzak duran kabilenin yakınında vahşi bir dağda büyüdü. Uzman bir avcı tarafından büyütülerek kedi gibi zarafet ve ölümcül keskinlikle avlanmak için eğitildi. Ama en çok öğrenmek istediği şeyleri ona öğretemedi. Hepsinden öte doğumunun ayrıntılarını, ailesinin kim olduğunu ve kabile tarafından neden dışlandığını öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Cevap arayışı onu hayal edebileceğinden çok daha geniş ve tehlikeli bir dünyaya sürükledi. Garip ve güçlü yeni kabilelerle, gizemlerle dolu antik kalıntılarla ve hem insan hem de makine olan tehlikeli düşmanlarla karşılaştı. Sonunda kökenlerinin ve kaderinin dünyanın kaderine derinden bağlı olduğunu öğrendi ve antik geçmişten gelen bir yapay zekanın kötü güçlerine karşı onu kurtarmak için destansı bir savaşa girdi. Bunun yolculuğunun son olacağını düşündü ama bir maceracının hikayesinde her zaman daha fazlası vardır. Artık yeni bir mücadele arayışı içinde Teyvat'a geldi. Bu yeni cesur dünyada Eloy ava hazır. Kendim hakkında pek konuşmuyorum, önemli olan görevdir. Nora kabilesinden çevik bir avcı, elinde yayıyla masumları korumaya her zaman hazır. Ne düşünüyorsunuz bu yeni karakter hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.